İsmim Gökhan Yılmaz. Normalde bir özel şirkette çalışıyorum. Ama hobi olarak da işte klasik otomobillerle uğraşıyorum. Bu hobi, rahmetli dedemin bir arabası vardı. Önce onunla başladı. Ama çok çocukluktan beri vardı. Gittikçe ilerledi. Sonra hem teknik olarak bilgilerim arttı. Hem biraz daha yıllar geçtikçe hem eskiye olan da merakım vardı. Bunların hepsi birleşince artık klasik otomobil merakı daha da üst noktaya çıkmış oldu. Şöyle ilk başlarda biraz zorlandık, zorlanıyorduk. Uğraşmasını da bilmiyorduk ama sonra doğru arabaya, doğru para harcamaya başladık. Yani seçerek arabaları yapmaya başladık. Öyle olunca da tabii kaliteli iş çıkmaya başladı. Arabalar nereden buluyoruz derseniz, arabalar tabii ki artık olmayan köylerden, işte eski amcalardan bilgiler geliyor bir şekilde. Onların peşine gidiyoruz. Hatta bugün de gideceğim bir tane. Öyle buluyoruz arabaları. İlk başlarda alıp, yani kendi satıştan alarak kendi bünyemize katıyoruz. Sonra yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz arabaları. İlk 2005'te başladım. Antalya'ya böyle bir geziye gittiğimde bir 57 model Chevrolet bulmuştum, Blazer. O arabayı aldım, geldim. Onunla başladık. Tamamen bitirdiğimiz araç sayısı 20'den fazladır. A'dan Z'ye. Yani öyle şey değil. Detaylı. Yani üstten görüntü düzeltme babında hiçbir iş yapmadım. Hep ben, yani biz kendi aramızda kuru şase deriz. Kuru şaseden başlayıp, yani hiçbir civata dahi kalmayarak söküp sonra kumlamayla, işte özel astarlarıyla, boyasıyla, ses izolasyonlarıyla başlayarak en son parçasını takıp çalıştırıyoruz yani. Yani öyle 3-5 ayda bitmiyor açıkçası. 1 yıl, 2 yıl. Tabi arabanın kondisyonuna da bağlı bu. Ama biz ne yapıyoruz? %90'ı Amerika'dan geliyor bizim parçaların. Hem bütçemize göre, hem parça bulma hızına göre birçok parça bulunmuyor. Birçok parçayı orada arabadan söktürüyorum mesela. Oradan araba satın alıyorum. Parçalarını isteyip arabayı adamlara bırakıyorum. Öyle şeyler de yaptığım oldu. Öyle ilerliyoruz yani. Şu an 30'a yakın araç var. 12 tanesi 30'da ben üzerime. Ama 12 tanesi trafikte kullandığımız araçlar. Çeşitli günlerde işte yerine göre, mevsime göre kullandığımız araçlar. Satış birkaç tane yaptık kıramadığımız. Yani bürokratlara sattığımız oldu. İş adamlarına genelde. Restorasyon yaptığımız araçlar oldu. Birçok iş adamına oldu. O şekilde. Ama çoğunlukla kendi araçlarımızla yapıyoruz. Fakat kıramadığımız abilerimiz oluyor. O yüzden mecburen bitiriyoruz, yapıyoruz yani. 1050 B'ye bir Ford minibüs vermiştik ama çok güzel bir araçtı o da. O da hala kendisinde. Erzincan'da araç hatta görüyorum. Zaten biz verdiğimizde başbakandı o zaman da. Şimdi hala da araç onlarda. Sattığımız aracı da takip ediyoruz yani. Ölmesin diye yine devamını sağlıyoruz yani. Şöyle arkamızdaki araç 1951 model DeSoto Diplomat. En çok Şoför Nebahat filminde Fatma Girik'in kullandığı araç diye bilinir. Bir de İffet filminde kullanılan araçtır. Oradan tanınır bu aracımız. 57 model Chevrolet'miz var. Suburban. O araç da Türkiye'de tek. Bizim uzun yolda ailece kullandığımız bir araç. Oldukça rahat bir otomobil. Otomobile de çevirdik onu. Onun da işi bitti. Mercedes'ten bahsedersek, rahmetli dayımın Mercedes'i 27 yıl sonra bulup tekrar aracı satın aldım. Aynı plaka, aynı renk. Muhtemelen 2021'de onu da bir restorasyon aşamasından geçireceğiz. Çünkü önce parça tedariğini yapıp öyle arabayı söküyoruz. Tam tersini yaparsak hem süreç uzuyor,
hem parça bulmada sıkıntıya düşüyoruz. Ama yani önce parçalar tamamlanıyor. Yani sadece araba değil, eski her şeyi tutuyoruz. Sağ olsun eşim de o konuda destekçi. Nereye kadar gider? Yani çok zor artık. Yani durduğu yerde bile masrafı var bu araçların. Belli bir yerde durmayı düşünüyoruz tabii. Artık emekliliğimize birkaç araba bırakmayı, çocuklara birer tane bırakmayı düşünüyorum. Yani kafamdaki sayı 5-6 ama böyle hatasız 5-6. Niyetimiz öyle. Piyasa değerleri arabaların hem kondisyonuna hem Türkiye'deki sayısına göre şey yapıyor, değişiklik gösteriyor. İşte kendi aramızda direkli direksiz dediğimiz, işte convertible dediğimiz araçlar fiyat farklarını çıkarıyor ortaya. Bugün yani toplamak istediğiniz zaman 150-200 bin lira para çok rahat gidiyor. Eğer güzel bir şey yapmak isterseniz bu minimumu, daha fazlasını da harcadık ve harcanabilir yani. Sonu yok çünkü. Ama ya bugün güzel böyle ailecek bir yere gidebileceğim dediğiniz bir araba 150 bin liradan aşağı olmaz yani. Üst noktada da işte convertible ya da coupe olduğu zaman da ya milyonu da buluyor, milyonu da geçiyor. Araç değerleri öyle. Haber de geliyor. Almazlar diyorlar. Evet. Fabrikaya. Şu an iyi mi böyle? Yani iyi gidiyor. Yavaş. Hafif sağ yapalım abi. Sen de yap. Dur. Bunda bizim Mopar diye tabir ettiğimiz bir motor var. O yüzden de üstten bujlidir bu. Eski tip bir motordur.